Transfer raporuna hoş geldiniz. Taner Karaman ve Onur Özkan'la birlikteyiz. Günün öne çıkan transfer başlıklarını, haberlerini konuşacağız. Masaya yatıracağız efendim. Dop dolu yaklaşık 2 saatlik bir program sizi bekliyor. Onur Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taner yayınlar. Karaman sen de hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyiz. Ben önce Koray'ın 25. yaş gününü kutlamak istiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Yeni yaşın kutlu olsun. 25'ten 26'ya basıyor galiba. Bozmuyorum hiç. Keşke 25-26'da hani kalsak. Sosyal medyada falan influencerlar, youtuberlar falan şey paylaşıyor ya, gençlik sırlarını falan. Gençlik sırları. Ben de Koray'dan öyle bir video yayının bekliyorum. Yayının sonunda paylaşsın. İzleyenler ekranda kalsınlar. Koray'dan gençlik sırları 25. yaşta nasıl kalınır? Yani kendimi sıkıntıya sokacak bir şeyler de söylemek istemiyorum da. Keşke 25-26'da olsak. İçten çürümüyoruzdur inşallah, yani dışarıdan biraz daha küçük görselerdiğim söylenir ama inşallah içeriden bir şey yoktur, sıkıntı i̇nşallah, yoktur inşallah. Diyelim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Transfer gündemini konuşacağız tabii, transfer raporundayız. Öne çıkan gelişmeler var. Galatasaray'da yurt dışı kampı başladı bugün. Orada bir görüntü dikkatimizi çekti. Hatta şu anda arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Kurgu ekibimizde Taşkın Eroğlu da bilgisayarın başında. Ne o konu? Icardi şaşırttı bizi. İkinci. Yani birazdan göreceğiz onu. Geçen seneyle bu seneki halini kıyaslayacağız, konuşacağız. Onun dışında sarı kırmızılı kulüpte sağ bek arayışları sürüyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun transferle ilgili yeni açıklamaları var. Maximen transferinde Fenerbahçe önemli aşama kaydetti. Onu konuşacağız. Sürpriz bir yerli golcü ismi var. İddialar var Fenerbahçe'ye dair yine. O ismi paylaşacağız. Immobile ile ilgili son gelişmeler ne Beşiktaş'ta? Bunları da masaya yatıracağız. Ayrıca bir Anadolu turu da yapalım bugün dedik. Kayseri Spor, Gaziantep, Konya, buralarda da hareketlilik var. O haberleri de yine ekrana getireceğimizi söyleyelim. Galatasaray'la başlayalım. Yurt dışı kamp çalışmaları. Icardi bu kez kampta var. Geçtiğimiz İlk sezon kez. Geç gelmişti. İlk geldiği sezonda transfer geç olduğu için yoktu. Doğru. Kampta. Bu sezon erken katıldı. Bir kere bu bir avantaj olacak şüphesiz Galatasaray tartışmasız, için. Tartışmasız. Yani çok iyi bir sezon geçirdi Icardi baktığımız zaman rakamlara. Sezonda çok iyi bir noktada bitirmişti. Şampiyonluk maçının yıldızıydı. Ama sezon boyunca fiziksel problemler yaşadı. Kiloları hep vardı Icardi'nin. Bir türlü onu atlatamadı. İşte biraz sonra kıyaslamayı yapacağız. Geçen sezon da yaptık biz bu kıyaslamaları. İlk geldiği günkü haliyle kıyasladık ama bu olumsuz bir kıyaslama oldu. Yani ilk geldiği güne göre bir hayli kalınlaşmış bel bölgesinde özellikle bir Mauro Icardi vardı. Bu tabii ki performansında olumsuz etki ediyor. Özellikle Avrupa'da zorluk derecesi, temposu, fiziksel teması daha yüksek maçlarda Icardi problemler yaşadı. Ama ligde yine o kalitesiyle, oyun zekasıyla, özel yetenekleriyle birçok maçı çözdü. Galatasaray için en net avantajlardan bir tanesi yeni sezon öncesi. Tabii Icardi'nin ilk kez hazırlık kampına katılıyor olması. Sakatlığını atlatan, ağrıları geçen bir Icardi. Fiziksel gücünü bulan bir Icardi. Hani sol tarafta geçtiğimiz sezon 31 Temmuz 2023 Galatasaray'da Icardi'nin geldiği ilk antrenmanlardan birisi sağ tarafsa bugün Icardi. Yalnız sağ taraftaki tişört X-Large. Gelirler çalabilir. Yani birazdan antrenman görüntüsü de gelecek sağ tarafa. Evet. Zaten bayağı zayıflamış gibi gözüktü. Bugün bilmiyorum. Bireysel bir çalışma videosu da paylaştı. Tatilde sürekli bireysel çalışmış. Tartışmasız yani. Bakar ben mısınız? Söyleyeyim. Şurada yüzünden bir kere belli zaten. Minimum 3-4 kilo minimum. Ya bak yanaklarına bak. Evet. Yani sakalla alakalı olan bir durum değil bence. Yok. Bak antrenmandaki 3-4. Görüntüsü de yine bugünkü antrenman bu. Yayına girmeden ben önce. Ben şöyle söyleyeyim sana Koray. Belki de Inter günlerindeki kadar şu anda kilosu normal seviyede gözüküyor. Yani en son Inter günlerinde belki bu kadar zayıf görmüştüm ben Icardi'yi. Yani neredeyse bir yıl geçmiş Taner. Geçen sezon bu arada alttaki tarih şunu da söylüyor bize. Icardi'nin Galatasaray kampına ne kadar geç katıldı? 20 gün falan daha geç geldi. Tabii transfer süreci de vardı. Onu da hatırlatalım. Ama hem daha erken kampa katılmış bir Icardi var. Hem de net bence kilo vermiş. Yani bunu kesin. Formalar yanıltıcı olabilir, bol dar ama yüzüne baktığımda ben en azından yanaklarından bir kere fit duruyor. Daha son zayıflamış derece. Gibi görüyorum. Yani fit duruyor. Yani böyle bir sağlıksız zayıflama durumu da değil. Gayet fit. Bugün hani sanki uzunca bir süre antrenmanda kalmış gibi ya da kendini korumuş. Yani bu da bir gerçek. Yüzüne de baktığımız zaman zaten çok net belli oluyor.
bence muhtemelen de zaten bu kampları da gördükten sonra iyice kendine gelecektir. Bir değişiklik daha var Icardi'de, fark ettiniz mi? Dövme mi? Saçma. Dövme. Dövme değil mi? Boynuna yaptırdı dövmeyi mi diyorsun? Boynunun önüne dövme yaptırmış. Geçen sezon orada dövme yokmuş. Geçen onun görüntüsünü paylaşmıştı zaten dövme yaptırırken sosyal medyasından. Ya bu konuları seviyor Icardi. Hani bir şey diyemiyoruz. Galatasaraylılar tabii ki mutludur bu görüntüden. Geçen sezon en çok konuşulan görüntülerden birisiydi. Burada en mutlu olmaları gereken şey alttaki tarihler. Erken katılım. Yani böyle bir kaos yok. Aman ben gidiyorumculuk yok. Geçen sezon hatırlayalım bu dönemleri. Daha transferi belliydi Icardi'nin. Evet. Geliyor mu gelmiyor mu? Tabii. Pazarlıklar sürüyordu. Şu anda hani Icardi şunu yapabilirdi. Ben çok güzel bir sezon geçirdim. 3 katı paraya Suudi Arabistan'a gidebilirim. Bekleyelim falan da diyebilirdi ama şampiyonluk gecesinin ardından ilk yaptığı açıklama gelecek sezonda Galatasaray'dayım. Sonraki sezon bakarız demişti. Şimdi yayına girmeden baktık Taner. Yanlış hatırlamıyorumdur herhalde. 1-2 gün fark eder yani en fazla. 29 Temmuz'da İstanbul'a geldiği gün yayın yapmışız. Icardi karşılama yayını. Bu da 31 Temmuz. Yani tam geçen sezon geldiği tarih. Bu sezonki de ilk antrenman. Görüntü bir hayli. Güzel. Icardi lehine bence daha iyi gibi duruyor. Kesinlikle. Ama senin söylediğin gibi en önemli şey daha formda bir görüntüyle 20 gün önce katılması. Evet. Yani sakatlık geçirdi geçtiğimiz sezon. Beşiktaş derbisi sonrası Okan Hoca'nın söylediği bu. Hep ağrılarla oynadı. O dinlenme süreci büyük ihtimalle sakatlığının tamamen geçtiğini tahmin ediyoruz. Bu da çok Galatasaray için önemli. Ama şunu da söyleyeyim bu arada. Bence Galatasaray oyuncularını da iyi yönetiyor. Ya ben Galatasaray teknik heyetinin oyuncuları hadi izindesiniz deyip de başıboş bıraktığını da zannetmiyorum. Muhtemelen yemeleri, içmelerine kadar her şey belli bir düzen içerisinde onlara iletiliyor. Hı. Ve bunlara uyması onlara tavsiye ediliyor. Bir yere kadar olmalı. Kontrol tutarsın değil mi Taner? Yani oyuncunun burada mutlaka kendisi çok önemli, disiplini çok önemli. Yani sen program verirsin, kontrol etmeye çalışırsın ama bir yere kadar edebilirsin. Şu görüntülerdeki araçtan çıkan oyunculara baktığımız zaman da ben hiçbir oyuncuyu kilosuyla falan öne çıkartamıyorum. Bir tane oyuncu vardı geçen sezon o noktada en çok konuşulan. Endombele'ydi. O da zayıflamış. Evet, Galatasaray'dan girince zayıflamış. İmza Fransız mutfağı zayıflatmış demektir belki de. Burada sürekli hamburger yiyordu. İmza törenindeki fotoğrafı. O doğru muydu ya gerçekten acaba? Yani ya iddia, tesi hamburger söyledi yani, iddiası. Otele değil. Yoksa şey mi yapıldı yani? Bilmiyorum yani. Egzajere mi edildi biraz orada acaba? Edilmiş olabilir. Bir şey diyeceğim bu arada. Futbolcu hamburger yer, kiloluysa da tabii yiyebilir. Ki. Hamburger özellikle spor yaptıktan sonra iyi bir protein kaynağıdır. Ya bu arada onunla onun alakalı ekmeğini iyi seçersen Yener Hoca, yenir yani. Yener Hoca kilosunun fazla olmadığını sürekli söylüyordu. Yani adamın üstüne oynandı. Yani biraz, hatta bir görüntüsü var ya sen de paylaşmıştın hatta işte çikolata mı yiyor demişlerdi bir şey yiyordu. Çikolata yiyor dediler ya. Protein var mı? Tabii neydi o? Kulübede şey yiyor, elektrolit alıyor. Aynen. Elektrolit de vücutta hücrelerin hızlı bir şekilde enerji sağlamaları evet. için kullanılan bir şey. Bisikletçiler falan da çok kullanır onu mesela uzun sürüşlerde. Futbolcular da kullanır. Adam onu yerken kulübede, adam kulübede çikolata yiyor diye ortaya çıktılar. Çok inanılmaz bir mizah malzemesine çevirdi. İnanılmaz bir cahillik ya. Gerçekten bak bu gerçekten büyük bir cahillik. Ya cahillik değil o bilerek yapılıyordur ya. Ben bunu bilerek yapana da cahil diyorum zaten. Yani bunun Araştırmadan şey yapmak da cahillik. Bunu öyle zannetmek de başka bir sıkıntı. Yani ben baştan aşağı ki bunu yapanlar da biliyorsunuz. Yani medyada çıkıp ulusal kanallarda kimi yerlerde konuşanlar yazdı bunu sağda solda. Çikolata yiyor diye. Gofret mi yiyor dediler? Gofret. Marka yani, falan bilirdi. Öyle bir şey ama. Mümkün mü ya yani? Hayır şöyle bir şey de var. Oyuncunun işte Ziraat Türkiye Kupası'nda o içlik gibi bir şey giydi ya evet. mesela. Onlar da iyice artık oyuncu karikatürize etti yani. O Mayıs ayı kafasına bere, Temmuz ayı kafasına bere. Severiz ama yani reytingi var çünkü böyle şeyler. Yani neyin reytingi ya. Var? Linçlenen kişi üstüne bir tabii. de ben vurayımcılığın çok büyük reytingi olduğu için. Yıllarca Sabri'ye yapılmadı mı Galatasaray'da? Sabri Sarıoğlu'na yıllarca yapıldığı gibi işte. Aynen. O da malzeme sunuyordu belki ara ara ama. Alıcısı olunca yani insanlar. Icardi de böyle fit görüntüsüyle dikkat çekti. Galatasaray'da tabii şimdi transferi de konuşalım. Sağ bek konusu önemli gündem maddelerinden birisi. Sağ bek adayları Galatasaray'ın kimler? Hazırsa onu da bir ekrana getirelim. Grafiğimizi de Yusuf'tan da rica edelim. Guele Due, Ren forması giyen. Yine ortada Ren'in bir başka oyuncusu Lorenz Asignon.
Wan-Bissaka, Manchester United ve Amar Dedic, Salzburg. Galatasaray'ın sağ bek adayları, ön plana çıkan isimler. Ama şimdi Onur Özkan'a soracağız. Elinde farklı bir futbolcu var mı? Yoksa da bu dörtlü arasında hangi isim daha ön planda? Herhalde Goela Due. Evet. Galiba değil mi? Orada Ren sağ bek fabrikası. Sasha Boy da Ren'den gelmişti Galatasaray'a. O kulübün enteresan bir özelliği var sağ bek çıkarma konusunda. Evet, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan 4 tane sağ bek görüştüğü, pazarlık yaptığı ama şu anda en solda yer alan Goela Due çok yakın Galatasaray'a. Hani bu saatten sonra bu transfer buradan döner mi? Dönmesi için iki ihtimal var. Bir, Galatasaray vazgeçerse bu transfer buradan döner. Hani daha iyisini bulur Galatasaray, alır. Ya da Ren kulübü son dakikada bir fiyat arttırımına gider. Yapılan anlaşma sonrası o şekilde transfer dönebilir. Hatta şu bilgiyi vereyim. Bugün Galatasaray yönetimi Okan Hoca'ya da bu konuda, hocam bu hafta içinde sağ bek transferini bitiriyoruz diye bir müjde verdi hocaya. Yani orada beklenti şu Avusturya kampında. Artık yeni transferin, artık ben Due diyorum ona. Due'nin Avusturya kampına katılması bekleniyor bu hafta içinde. Yani pazarlıklar artık bonuslarla 7-8 milyon euro civarında bitecek noktaya geldi. Galatasaray sonraki satıştan pay veriyor Ren kulübüne. Oyuncuyla da 1 milyon euro civarında bir maaş karşılığında zaten anlaşma sağlanmıştı. 5 yıllık bir sözleşme karşılığında. Galatasaray yönetimi çok büyük bir ihtimalle, artık bu saatten sonra ekstra bir gelişme olmadığı takdirde Goela Due'yi İstanbul'a önce, sonra da Avusturya kampına götürecek. Buradan döner mi? Çok zor bu saatten sonra bu transferin olumsuzlar hale gelmesi. Rakamlar konusunda bir bilgi var mı? Tekrar eder misiniz? 7-8 milyon euro civarında bir bonservis bedeli, bonuslarla beraber Galatasaray'ın yaptığı anlaşma. Bir sonraki satıştan pay %20 civarı. Ve maaş, o da 1 milyon euro, 1.1 milyon euro şeklinde bir prensip anlaşması şu anda var. Artık bundan sonra son detaylar görüşülecek. Okan Hoca'nın istediği, zaten onayladığı bir sağ bekti. Scout ekibinin yaklaşık 1-1,5 yıl evvel aslında Galatasaray yönetimine raporladığı, 1-1,5 yıldır takip ettiği sürekli bir oyuncu. Bu transfer döneminde gündeme geldi ve şu anda bitme noktasında Due transferi. Bitme noktasında diyor Onur Özkan. Taner, Goela Due. Kap bildirimi yaptı. Şu an yok, Galatasaray taraftarına müjde vermiş oldu. Hayır, bence yani. Kampa katılacağı zaman maaşlar, bonservisler. Tabii ben şimdi onu diyecektim. Bütün yani detayları verdi. Çok konuşuluyor ama çok kısa süre içerisinde kampa katılacak dedi. Bence evet. Önemli bir haber o. Sen nasıl çok değerlendiriyorsun kıymetli. Adaylar? Birbirine benzer profiller oyuncularda. O güzel bu arada. Yani bir kere Galatasaray ne aradığını belli ki biliyor. Yani şimdi 5 tane adam belirlersin. 5'i birbirinden farklı olur. Bu bir belirsizlik tablosudur ama Galatasaray'da Bissaka'da, Asinyon'da, Dedic'de, aynı şekilde Guela'da bu oyuncuların çok profil olarak birbirine benzemesi bence kıymetli. Tabii Guela'nın burada diğerlerinden ayrılan bence başka bir noktası. Özellikle bu sezon zaman zaman stoperde de gördük kendisini. Yani sağ stoperde de, sol stoperde de oynaması bence onu Okan Hoca'nın gözünde bir artıya çevirmiş olma ihtimali var. Çünkü hem üçlü bir savunma anlayışında yeri geldiğinde oynadığınızda Guela işinizi görebilir. Hem de malum yani dönem dönem sakatlık krizleri yaşayabiliyorsunuz. Kartlar, cezalar evet. Derken bir anda stopere çekme ihtiyacı da duyma ihtimaliniz var. Guela'nın opsiyonu arkasında bekleyeni Duba olur mu onu bilmiyorum, zannetmiyorum ama evet, yabancı kontenjanından dolayı zor gözüküyor şu an. Ama olduğu da Duba tarzında ama bir Duba adam. Ama Duba kalacak kadroda. Onu şu an net söyleyemeyiz. Yani Galatasaray yönetiminin burada bir yabancı matematiğiyle ilgili planlaması söz konusu. Yabancı kuralın değiştirmekle alakalı bir matematik var. Transfer raporunu verdiğimizde Okan Hoca, Emre Kaplan da burada söylemişti. Hem sağ bek hem soldaki. Duba'yı ben kadroda tutmak istiyorum yani, demişti. Mantıklı yani eğer Galatasaray'ın matematiğini değiştirmediyse. Zaten devre arasında alabilselerdi Başakşehir'le anlaşıp. Galatasaray'ın orada mevcut kadrosunda ne evet. Sol bek yedeği var ne sağ bek yedeği var baktığımız zaman. Duba tam olarak bu adam aslında. Evet, yani sol bekte sağ bekte yedeği. Galatasaray'ın şu anda yaptığı başka bir plan da yabancı kuralıyla alakalı bir değişiklik olur mu'nun bir nabız yoklamaları da dönem dönem yapılıyor. Nasıl yani? Yani tekrar bir değişiklik. Yani şu anki mevcut 12 yabancı kuralını yani geçmeyelim daha doğrusu, mi istiyor? Evet geçilmesin, daha böyle ferah ferah yürünsün gibi bir temaslar var diye biliyorum. Biraz da seçim
öncesinde kozlar vesaireler, seçim vaatleri. Bu önemli bir bilgi ama bu arada. Yusuf Taner'in ağzından da yazabilirsin tabii ki. Galatasaray genel olarak yabancı kuralına. Gene, sadece Galatasaray değil. Sadece Galatasaray değil. Çok sayıda kulüp. Çok sayıda kulüp bunu istiyor vereyim. Şu anda. Almanya'da Düsseldorf'la Sayın Büyükekşi'yle beraber dik. Orada ben o soruyu sordum kendisine. Dedim ki Sayın Başkan, böyle bir şey gündeme geliyor. Yani kulüpler yabancı sayısından düştüğü için memnun değil. Yani 14'ten direkt 12'ye düşüyor. Bu yabancı sayısı tekrar rezerv edilebilir mi? Mümkün değil dedi. İmkansız dedi. Ama tabii ki bir seçim var. Belki başka bir federasyon gelecek. O federasyon gelirse bu kural yeniden gündeme gelebilir mi bilemiyorum. Ama Sayın Servet Yardımcı'nın lansmanına gittiğimde de kendisi yabancı sayısının düşmesinden yana aslında kendisinin bir şahsi fikri olduğunu söylemişti. Ben kulüplere sorarım, onların isteği doğrultusunda bir şeyler yaparız. Ama benim şahsi fikrim yabancı sayısının düşmesi ifadesini kullanmıştı. Artar mı bu saatten sonra, burası Türkiye her şey olabilir. O biraz şeye de bağlı olacak. Yani seçim artık 18 Temmuz. Evet, seçimi kulüpler ne istiyor? Yani bir iki önemli. Gün kala baktı Büyükekşi yönetimi her şey çok denk gidiyor. Baktı Servet Yardımcı yönetimi, acaba yabancı serbest bıraksam oylarım daha mı artar? Olabilir tabii. Gibi bir... böyle bir ince hesaplarla seçim son siyaseti dakika, döner orada. Evet, son dakikada bir seçim siyasetiyle hadi bana oy verin, ben yabancıyı açacağım, sizin işinize yarar gibi bir politikaya dönebilir. Burada açmaktan kastımız ne peki madem? Kulüs bilgisinde var mı? Kulüpler kaç istiyor? Yani 14 şu an. 14 yabancının kalmasını istiyor. Evet. Çünkü kulüplerin şöyle bir şikayeti var. Deniyor ki kulüp, biz geçtiğimiz sezon 14 yabancıyla sözleşme yaptık. Ve bu sözleşmenin birçoğu 3 yıllık, 4 yıllık sözleşmeler. 5 yıllık sözleşme bile var. Sayının bir anda 12'ye düşmesi demek bizim elimizdeki sözleşmeli oyuncularımızı göndermemiz anlamına geliyor. Bu da eğer bir teklif yoksa oyunculara mali külfettir. Tabii. Ya burada şu söyleniyor. Evet, 11 yabancıyı biz kadroya alalım. 11'ini 11'de oynatabilelim. Ama 3 yabancı da bizim kadromuzda, geniş kadromuzda olabilsin sözleşmeli olarak. Lisans çıkarabilelim şeklinde kulüplerin bir isteği var. Ama bu hayata döner mi, hayata geçer mi? Bunu bilemiyoruz tabii ki şu anda. Dediği gibi Taner'in bir seçim gündemi politikası olduğu için. Ya şunu da söyleyeyim bu arada. Ya 8 artı 3 tamam kalksın. 11 yabancı olsun ama sahada 12 yabancı değil, 14 yabancıyla biz yine sözleşme yapabiliriz. 11 artı 3 gibi düşünebiliriz bunu. Şunu söyleyeyim. Şu anda mevcut federasyonun gündeminde yabancıyı kaldırmak, sınırla değişiklik yapalım tekrar belki imkansız gibi bakılıyor olabilir. Ama unutulmasın, Nihat Özdemir yönetimi zamanında da küme düşmeni kaldırılması. Türkiye'de imkansız yoktur. Bir hafta öncesine kadar federasyonun hiç gündeminde yok. Aynen. Sıfırdı. Bir anda bütün gündem 3-5 gün içerisinde değişti ve küme düşme kaldırıldı. O yüzden seçim var. Hala da toparlayamadık o süreci zaten. Takım evet. Sayısı bir çıkıyor bir iniyor. O tamamen yönetimle alakalı bir şey. Yani daha fazla o maç. O da enteresan. Yani çoğu insana sorsak bu sezon Süper Lig'de kaç takım olacak diye sokakta çoğu kişiye sorsak yarısı bilemeyebilir. Bu arada yani. Şunu söyleyeyim. Avrupa'da takım sayısını arttırarak zarar eden nadir liglerden biriyiz. Yani daha fazla market, daha fazla maç organizasyonu yapmamıza rağmen, daha fazla sahaya çıkmamıza rağmen zararımız arttı. Yani bu ne demek oluyor? Yönetememişiz. Maç günü gelirlerini yönetememişiz. Daha fazla maç var deyip daha fazla sponsorluk geliri. Değil mi? Yani bunları organize edemezsen tabii zarar edersin. Sayıları büyük problem değil. Tribünler dolmuyor. Dediğim gibi Fransa takım sayısını arttırmış, gelirlerini yükseltmiş. İngiltere arttırmış, gelirlerini yükseltmiş. Diğer ülkelerde İtalya yapmış bir dönem yükseltmiş. Ama bir tek işte bizde yönetilememesi biraz ama. Biraz taraftar sayısına da bağlı. Yani bizim geçen sezon 10.000'in altında taraftar ortalaması olan takım sayısı %70 civarıydı ligimizde. Onu çok ciddi işte. Bir rakam. Hani şimdi taraftar sayısı ne anlama geliyor? İşte maç günü satışları, merchandising, yani o gelirlerin tabii artması. Maç günü geliri. Ya gitmiyorlar ki Taner, nasıl yöneteceksin? Tabii. Adam kafede oturmayı tercih ediyor. Ya kaç tane kulüp plaka koduyla bilet sattı yani. Tarafta, 7 liraya, 5 liraya falan kulüpler bir ara var. Onlar bile dolduramadı. Hani taraftar olmayan ekonomik de değil var. Olayın bu ben şeyi yani. Biliyorum. Kayseri'de vaktiyle Erciyesspor'un çok kritik bir maçı var. Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor. Ekmek arası sucuk promosyonu var maçta. Yani gelene ekmek arası sucuk gibi bir promosyon evet. Var. Abartmıyorum. Tramvaylar ücretsiz. Maça gelip ekmek arasını alıp maçı izlemeden çıkanlar vardı. Güzelmiş. Bak düşün. Çözüm bulmuşuz. Çok bak, güzel. 1 lira maç bileti. O da kanunen sıfır yapamıyorsun. 1 lira maç bileti. Adam geliyor ekmek arasını alıp tramvayda ücretsiz geri gidiyor. Maçı izlemeye gerek duymuyor. Bu biraz da kültürle alakalı yani demek. Yani bir yerden sonra getirmeye çalışırsan. Hani şey diyemezsin. Sucuk için çağırırsan adam da sucuğu alır gider. Gider yani. Maçı, yani. Maçın sen maç seyrini arttırabiliyor musun?
Aynen. İnsanlar da şunu diyor olabilir. Ne izleyeceğim? Otururum evde dizi izlerim daha keyifli diyor da olabilir. Buna da saygı duyuyorum. Tabii sürekli ki. Yerde yuvarlanan en ufak dokunmada. Yere Avrupa düşen. Futbol Şampiyonası'nda gördünüz mü hiç? Yok. Bizimkileri de dahil ediyorum. Yani. Avusturya maçımızda hakeme itiraz gördün mü? Yok. Yani, o kadar tartışmalı pozisyon oldu. Şimdi bak diyecekler Avusturya ki o hedef gösteriyor diye kızacaklar, kızsınlar. Bildiğim doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Barış Alper Yılmaz ligde ne kadar yere düşüyor? Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaç kere yerde kaldı? Yani düştü. Düştüğü zamanlar oldu. Gerçekten ya diğerleri düştü de, ama. Diğerleri de yani. Tüm futbolcular. Bu Barış Alper özelinde değil ki. Burada veriliyor. Oyuncu da zorlamıyor sınırını yani. Bu kadar çok, basit. Çok Ferdi de aynı şekilde mesela hepsi, diyelim. Hepsi aynı şekilde çok yani. Çok net şunu duydum. Süper Lig'de oynayanların hepsi burada en ufak temasta bırakıyor kendisi. Oyunun kadar kuralına göre oynuyor bizim futbolcular. İsmini futbolcu. Veremeyeceğim bir hakemin bana söylediği ifade. Hakemlerimizin kondisyon anlamında ciddi problemleri var. Avrupa ile yarışır aşamada çok değiliz bu anlamda. O yüzden saha içindeki hakemler, futbolcuların o antrenman tempolarındaki o enerjilerine yetişemedikleri için her fırsatta düdük çalarak maçları durdurup nefes alma ihtiyacı duyuyorlar. De enteresanmış. Diyor. Erman Hoca hep söylerdi onu zaten. Anlatabiliyor muyum? Kulaklarını o yüzden hakem bilmiyor değil onun faul olup olmadığını. O birebir ikili mücadele olup olmadığını. Uzak kalıyor. Halil Mutmeler'i gönderiyorsun örneğin Avrupa Şampiyonası'nda. O birebir çalmıyor. Hakem biliyor aslında onun birebir olmadığını. Ama lige geldiğimiz zaman ligde kondisyonsuz bir hakem onun ikili mücadele olduğunu bildiği halde o an nefes nefese ise faul çalıp nefes değil. Almak istiyor. Ya Ozan dememiş miydi Ozan Tufan? Şimdi Trabzonspor'a geldi. Gittiğinde İngiltere'ye toptaca çıksa da dinlensek diye evet, bekliyordum. Geçen bir röportajda söyledi. Emre Belözoğlu'nun öyle bir ifadesi var. Atletico Madrid'e gittiğinde sabah idmanlar 6'da 7'de kalkıyorlarmış. Aziz Başkan kurtar beni buradan diye sayıklıyormuş sabahları kalkıp yani... bunu söyleyen Emir Belezoğlu yani. Gerçekten çok etti. Ersun Yanal çok yükleme yaptı diye adamın soyunma odasına ses kayıtları yayınlanıp sonra yani. Görevinden alınmadı mı? Doğru. Değil mi yani? Çok antrenman yapıyor diye. Galatasaray'da merkez orta saha transferine dönelim. Konuyu da toparlayayım biraz. Ne aşamada var mı herhangi bir bilgi şu an? Yani isim yani, söyleyemiyoruz şu anda. Muhabirler hep şöyle diyor Galatasaray muhabirleri. Bir isim ortaya çıkıyor diyelim Taner Karaman. Taner Karaman'dan daha iyisi gelecek. Onur Özkan çıkıyor. Onur Özkan'dan da daha iyisi. Sonra Endombele geliyor. Kim Rodri mi gelecek yani? Kim gelecek? İbre yani? Sürekli daha iyisi, gidiyor. Daha iyisi deniyor ama. Yani emin ol şu anda yani Galatasaray'ı en iyi, en yakından takip eden muhabir bile çok net bir isim zikredemez. Ki zikredemiyorlar. Farkındaysan yani sosyal medyada sağ bek konusunda birçok haber duyuyorsunuz ama 8 numara pozisyonuyla alakalı. Burada iki ihtimal var. Ya yönetim çok gizli bir operasyon yürütüyor. Olumlu kısmından bakıyorum. Duyurmuyorlar şu an ismi, sızdırmıyorlar. Ya da olumsuz ihtimal şu anda çok net bir görüşme, pazarlık yok 8 numara transferinde. Hani burada belki önce bir sağ beki alalım, 8 numara konusunu biraz daha fırsat bekleyelim diye mi düşünüyorlar? Onu net bilemiyoruz. Ekonomik anlamda Galatasaray yönetimi şu anda nasıl bir güce sahip, nasıl bir bütçesi var onu bilemiyoruz. Ama konuşulan isimler çok yüksek profilli isimler. Yani sosyal medyada o iddia eden isimler. İşte Højbjerg mesela olmuyor onu söyleyelim. Højbjerg şu anda Türkiye'ye gelmeyi kesinlikle istemiyor. İlk istediğiydi bu arada Galatasaray. Evet Højbjerg çok istendi ama oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginde kalma taraftarı. Böyle bir yanıt verdi. Amrabat şu an gündemde yok. Bir ara gündeme gelmişti onu söyleyelim. Evet. McTominay için sadece bir parantez açalım. Evet. Scott McTominay için. Hocanın çok istediği bir oyuncu. Orada Galatasaray yönetiminin bu hafta ya da önümüzdeki hafta yine bir girişimi olabilir. Yani önce bir sağ bek transferi bitsin ondan sonra çok zor bir transfer bu arada söyleyeyim maliyet açısından. Bir de Britanyalı oyuncuları özellikle 30'una dayanmadan buralara getirebilmek çok kolay işler değil. Yani genelde oyuncular adadan çıkma konusunda çok istekli davranmıyorlar. Yani bu da bir zorluktur Galatasaray açısından. Hani bir İtalyan oyuncu olsa, bir İspanyol, Fransız olsa belki daha kolay gelebilir ama İskoç bir oyuncu, İngiliz bir oyuncuyu buraya getirebilmek kolay iş değil o anlamda. Ama hocanın ciddi anlamda istediği bir oyuncu. Onu söyleyelim Scott McTominay. Taner sen nasıl bir oyuncu profili bekliyorsun? Yani 8 numaradan beklenti belli aslında. Hı-hı. Yani hücuma da savunmaya da katkı verecek. Box to box gidip gelecek bir oyuncu ama Galatasaray şimdi son 2 sezonun şampiyonu olduğu için doğal olarak kadrosu da en iyi takımlardan birisi. Çok doğru. Fazla takviyeye de ihtiyaç aslında kağıt üzerinde gözükmüyor. Belli başlı nokta atışlar lazım. Bu da daha fazla bütçe ayırarak üst düzey isimler getirir mi yönetim bize diye düşündürüyor taraftar. Yani 8 transfer yerine 3 transfer yapacaksın ama belki 8 transfer harcayacağın parayı 3 transfere vereceksin. Ne olacak? Doğal olarak beklenti kaliteli isimler.
Mesela bir ara İlkay Gündoğan çok konuşuluyordu ama gündemde yok. Yok. Daha sonra Galatasaray tarafından açıklandı bu. Üst düzey bir yıldız bekliyor musun? Ya şöyle, Galatasaray'ın en büyük transferi Mevcut'u korumak olacak bir kere. Onu söylemek lazım. Şimdi Barış Alper'i korumak, Abdülkerim'i korumak, Kerem Aktürkoğlu ile her ne kadar yolların ayrılma ihtimali konuşulsa bile Mevcut'ta ciddi bir transfer haritası olan bir Galatasaray'ın bir de Kerem'in boşluğunu dolduralım gibi bir niyeti çok fazla yok. O yüzden de Kerem'in de kalması şu anda istenilenlerden bir tanesi. Ama merkez konusunda Galatasaray'ın aradığı profil Torreira'nın kopyası aslında. Yani sağ merkezi Torreira nasıl kapatıyorsa olası bir sağ bek çıkışlarında, sol merkezinde Derrick Köln'ün ileriye gidişlerinde o mevkiyi kapatması açısından hem savunma özelliği kuvvetli hem kademeye girişler yapabilen bir sol merkez oyuncusu Galatasaray arıyor. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz yıl evet Abdülkerim müthiş bir oyun oynadı. Yanında Nelson harika oynadı. Sanchez güzel başladı ama kabul edelim ki Galatasaray geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'ye göre çok fazla pozisyon verdi. Yani bunun oranlarına da baksak zaten çıkar ortaya. Yani belki de %50 gibi bir fark vardı. Muslera gerçekten de kariyer sezonunu oynayınca bu açıklar dikkat çekmedi. Kalesinde gol beklentisinde Galatasaray evet Fenerbahçe'nin önündeydi çok, bu anlamda. Çok yüksek. Yani Galatasaray'ın bu kadar pozisyon vermesinin sebebi Abdülkerim değildi. Nelson da değildi. Sanchez de değildi. Bir türlü oturmayan sol bek ilk yarıda. İki, sağ bek ikinci yarıda. Üç, Torreira'nın yanını dolduramamış olması. Şimdi Galatasaray ne yaptı? Sağ bek için zaten arayışı var. Sol beki Köln'de tamamladı. Dubois kadroda kalırsa sağ bek ve sol bek opsiyonu olacak. Merkezde Torreira'nın kopyası bir oyuncuyu alarak bu zaafı gidermeye çalışıyor Galatasaray. Ama orada enteresan bir durum var. Yani bence bu bilme çok güzel bir soru sordu Koray. Yani nasıl bir profil arıyor Galatasaray? 6 mı arıyor senin dediğin gibi? Yoksa bir 8 numara mı arıyor? Okan Hoca'nın bu konuda çok net bir yanıtı var. Diyor ki hoca, ben takımımda olmayan bir profil istiyorum. Artı ceza sahasında bize hücumsal anlamda artı bir katabilecek bir futbolcu arıyorum ifadesini kullanıyor. Şimdi burada bir çelişki söz konusu bu bir saatten sonra. Kerem Demirbay'ın savunma yapabileni aslında. Yani evet, daha fazla gireni. Yani evet. İşte McTominay ya da Goreska profili diye belki oyuncuyla beraber bağlayabiliriz ama şimdi ilgilenilen ya da ismi geçen oyunculara baktığımız zaman bir çelişki görüyoruz. Mesela Højbjerg böyle bir oyuncu değil. Højbjerg Taner'in tarif ettiği oyuncu. Direkt savunma. Ya da Amrabat Taner'in tarif ettiği oyuncu. Şimdi burada ya bir kafa karışıklığı var ya isimler yanlış. Ya da burada tam bir karar verilememiş durumda. Yani hoca iki profile de belki evet diyor durumda. Hani biz iyi bir oyuncu alalım. 2-6 ile oynamak planlar arasında var mı? Var. Hocanın aslında hep var bu planı. Yani şimdi hocanın aslında 10 numaraları kullanış şekline baktığımız zaman aslında hep 2-6 önlerinde bir 10 numarayla oynadığını görüyoruz. İşte Mertens'i bu şekilde hoca kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nu kullandı. Geçen sezon Zaniolo'yu dönem dönem kullandı hoca o pozisyonda. Yani ki geçen sezon hatırlayalım hocanın en çok istediği oyunculardan biri Vecino'ydu. Vecino öyle bir profildi. 6 numara profiliydi. Sonra Ndombele geldi. Yani burada hocanın açıklamalarıyla şu anki transfer gündemi tam birbirini tutmuyor sanki. Ya fikir değiştirildi. Burada yeniden bir 6 numaraya dönüldü. Ha benim şahsi fikrim bence Galatasaray'a modern bir 8 numara lazım ama işte burada Mertens'in kullanımı problem yaratıyor Galatasaray adına. Yani hocanın o 4-2-3-1 diziliminden vazgeçmemesi, orada mutlaka bir 10 numara kullanmak istemesi arkasında sanki ikinci bir Torreira gereksinimi uyandırıyor bir saatten sonra Avrupa için özellikle. Evet. Diye düşünüyorum ama bu biraz sanki şu an bilmeceymiş gibi duruyor bence. Hangi oyuncu hatırlayamadım. Belki Ozan Tufan da söylemiş olabilir. Yani bir oyuncunun artık tek bir mevkide oynayabiliyorum deme lüksü kalmadı diye. O yüzden öyle. Oyunun da kimliği değişmeye başladı ve Okan Hoca da doğal olarak aslında evet Torreira gibi bir oyuncu istiyor ama bu kavram aslında savunma olarak. Bir de Torreira gibi bir oyuncunun hücum performansı verebileni düşün. Onu alabilmek de... Şu an aslında Okan Hoca'nın bence tarif etmeye çalıştığı bu. Yani Torreira gibi bir savunmaya sahip olan, hücum yapabilen bir oyuncu aynı zamanda. İşte Kerem Demirbay'ın savunma yapabileni. 40 milyon euro. İşte Kerem Demirbay'ın savunma yapabileni. Ya çok, aslına çok bakarsan. Kolay değil yani. Özünde bu. Torreira zaman zaman gidiyor. Goreska o işte 30 milyon euro. Piyasa o ama gidip bulabiliyorsan 20'lerinin başında sen 30-40'a sen satıyorsun sonra. Sasha Boy gibi. Kesinlikle. Yani Fred geçen sezon Galatasaray'ın gündemindeydi ama Fenerbahçe alarak yani belki 2 sezonluk çok önemli bir yapılanmayı bozmuş oldu. Tabii. Fred yani şu Torreira anda... Fred ikilisi mesela hangi takımda olursa olsun
Çok değişik bir fark yaratır. Bir orta yani. Saha merkezi olurdu. Fred'i şey Galatasaray geçtiğimiz yıl alsaydı eğer bir şekilde. Veya biraz, yeni bir Fred arıyor şu an Galatasaray. Aslında o. Yani. Fred'i alabilseydi ne Fenerbahçe bu şampiyonluk yarışında son 90 dakikaya kadar kalabilirdi. Ne de Galatasaray şu anda bir merkez oyuncusu arıyor olurdu. Yani zaten o defteri çoktan kapatmış olurdu. Biz başka bir şey konuşuyorduk şu an. Bu iki bölge dışında transfer beklediğiniz alan var mı Galatasaray için? Galatasaray bir 10 numara alacak. Yani burada tabii Mertens sözleşmesini uzattı ama tabii onun fizik şartları ortada. Şampiyonlar Ligi yeni sezonda yine Galatasaray'ın hedeflerinden bir tanesi. 3 kulvarda bir Galatasaray mutlaka orada Mertens'i yedekleyebilecek. Bazen Mertens'i yeni oynayacak ama çok önemli. Burada hedeflenen oyuncu bir genç oyuncu. İsteniyor ki Mertens'ten de bir şeyler öğrenebilsin kendini geliştirme adına. Ama bu transfer sanki biraz Eylül ayını bile bulabilir. Yani yönetim burada bir fırsat kollayacakmış gibi duruyor şu anda. Acil bir bölge değil acil zaten. Acil bölge olmadığı için şu anda öyle gözüküyor. Onun dışında Galatasaray gidenlere göre belki bir transfer yapabilir ama ana planlama şu anda sağ bek 8 ve 10 numara gibi duruyor. Dubois'un durumuna göre de Dubois kalmayacaksa eğer Galatasaray'dan mutlaka alternatif bek takviyeleri gelecektir diye düşünüyorum. Yerli arayış olur mu bek konusunda Galatasaray'da? Yok kim var hani veya Zeki Türk oyuncu havuzu yeterli mi Galatasaray'ın? Yani öyle de sorayım. Kim var şimdi bek pozisyonunda? Zeki Çelik dışında ki Zeki Çelik de maliyetli bir oyuncu. Sizin elinizde şimdi bir sağ bek alacaksınız. Yabancı sağ bek bir maliyetin altına gireceksiniz. Yedek sağ bek için de ciddi bir maliyete girmek yönetimi zorlar mı bütçe anlamında? Bunu bilemiyoruz tabii ki. Yani bu kural böyle devam ederse, daha doğrusu federasyonun açıkladığı yabancı kural olacaksa mecbursunuz biraz da bu arada. Yani yerli bir sağ bekle kulübeye oturmak zorundasınız neredeyse. Sol bek de sıkıntılı. Yani sol orada da Kazımcan geri döndü ama o standartlarda olmadığı şu an çok açık Kazımcan'ın. Orayı yedeklemek de problem. Doğru. Şu an Galatasaray adına. Yani sanki orada Dubois eğer o matematiğin içine giremezse ki zor gözüküyor. Orada mutlaka bir arayış olacak. Evet. Yani beke bir yerli takviye bulmak da kolay değil gerçi. Değil. Yani. Çok zor. Yani yok şu an havuzumuza baktığımız zaman. Hani şeye de bakalım U21'e, U19 milli takımlarımıza. Yani yok yani şu anda. Gurbetçi oyunculardan belki Fatih Demirel'i dokunuşu gelebilir. Yani Berkay'ın ismi geçiyordu sol bek için. Evet. Freiburglu. O olabilir mi? O olabilir. Da düştü ama gündemden değil mi? Evet şu an gündemde gözükmüyor şu anda. Belki öyle bir şey olabilir. Ama sağ bek için gerçekten de şu anda hani ligimize de bakalım. Gurbetçi oyunculara bakalım. Çok net bir profil ben görmüyorum. Forvete ihtiyacı var mı Galatasaray'ın? Yerli Türk bir forvete. Ben şu anki konsantrasyonları değil. Yoksa Batshuayi, Icardi ve Barış Alper gerekirse kaldığını varsayarsak yeterli mi? Biraz planlanan bu gibi. Sanki şu anda o üçüncü forvet takım içinden bulunacakmış gibi duruyor. Pivot santrfor ihtiyacı olur mu mesela? Ya bazı maçlarda ama çok değil. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani ya Batshuayi, Icardi geldikten sonra etmedi. Şimdi Batshuayi'nin, Icardi'nin olduğu bir yerde üçüncü forvetin forma giyme şansı çok çok az olacak. Çok az olacak. Yani oraya belki Ali Dervişoğlu durabilir takımda. Hani kamp performansına göre döndü kiralıktan geri. Ama Halil için de iyi bir kariyer planlaması mıdır? Değil. Halil'in artık mutlaka ki geçen sezonda oynayabileceği bir takıma gitti ama yapamadı. Halil sanki böyle baş aşağı kötü bir yere gidiyormuş gibi duruyor. Doğru. Bence 3. forvet transferi çok zannetmiyorum. Baran var altyapıda. Belki Baran bilmiyorum kullanılabilir mi ama çok Galatasaray oraya bir transfer yapmasını beklemiyoruz. İlk bölümde Galatasaray ağırlıklı konuştuk çünkü canlı yayında antrenmanı da verdik Avusturya'dan. Yine zaten ekrana yansıttık. Transfer gelişmelerini de konuştuk. Sağ bek konusunu, onun dışında 8 numara profilini konuştuk. Şimdi diğer bölümde Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki ve Anadolu'daki transfer haberlerini de gündeme getireceğiz. Fenerbahçe için yeni bir golcü ismi gündemde. Sarı lacivertler hatta görüşmelere de başladı bu konuyla ilgili olarak. Bu isim kim? Onu da aranın ardından sizlerle paylaşacağız. Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Onur Özkan ve Taner Karaman'la birlikteyiz. Galatasaray'ı konuşmuştuk. Fenerbahçe'ye geçiş yapacağız ama sosyal medya üzerinden de mesajlarınızı ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Ki o mesajlardan birisi Instagram'dan yazmış izleyenimiz Ali Çiçek Bey. Diyor ki Kazımcan Galatasaray'da sol bek için döndü demiş ama kadroda tutulmasını bekliyor musunuz? Çok zor, beklemiyorum. Yani ya aslında Galatasaray'ın ilk şampiyonluk yaşadığı sezona dönecek olursak o takımın bir parçası olmayı başarmıştı Kazımcan. Ama geçtiğimiz sezonu çok kötü geçirdi.
Çok iyi derbi performansı vardı. Benim aklımdaki Fenerbahçe maçında diyorsun değil mi? Tabii Arda'nın olduğu kanatta bayağı etkiliydi. Evet. İyi bir sezon geçirmişti ama geçen sezon hem Galatasaray'da hem Ankara gücünde iyi performansı yoktu. Onun üstüne çıkması gerekiyor. Çıkabilir mi? Tabii ki potansiyelli bir oyuncu ama ben çok beklemiyorum Kazım Can'la alakalı. Umutlu değilim. Evet. Fenerbahçe'ye geçelim. Teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları var. Portekiz basınına konuştu ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi deneyimli teknik direktör. Teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Portekiz basınına konuştu. Yüksek maliyetler bizim için zor diyor Mourinho. Mourinho gibi bir teknik adama da mesela şey diyorlar mıdır? Ya sen muhasebeci misin hani? Gazetecilere diyorlar ya. Sana ne? Al git oyuncu. Dediğimizde hep muhasebeci misin diye ne diyor ya mesela. Al git oyuncu ne düşünüyorsun? Yani değil mi? Böyle bir şey var. Yani en çok eleştirilen noktalar gazeteciler arasında. Hiç maliyet konuşulmayacak kimseyle alakalı. Direkt herkes onu istiyor. Ama bir kere Mourinho'nun varlığının şu an Fenerbahçe yönetimi için net bir artısını yaşıyoruz. Şimdi nedir bu? Mourinho'nun yerine başka bir teknik direktörün şu an takım başında olduğunu düşünelim. Şampiyonluk gitmiş, Galatasaray'a kaptırılmış. Forvetini Galatasaray'a kaptırmışsın. Üstüne transfer gelmemiş henüz. Ortalık yangın yeriydi normalde. Ama şu anda herhangi bir ses duyabiliyor musunuz? Yok. Mourinho'nun varlığı şu anda çok büyük bir güven veriyor camiaya. Yani taraftarlar da şunu diyor. Orada Mourinho var. İşini bilir. Bir şey diyorsa doğrudur. Bir oyuncu istiyorsa doğrudur. İstemiyorsa doğrudur. Yani bu çok kıymetli bir şey. Her teknik adamın yapabileceği bir iş değil bu. Mourinho'da şunu görüyorum ben. Bu da kıymetli. Hep gittiği takımları biliyorsunuz. Maliyetli, yüksek profilli, pahalı transferler yaptıran bir teknik direktör. Ama buraya geldiğinde Fenerbahçe'nin mali şartlarını bilerek geldiği için, o şekilde kabul ettiği için şu anda yüksek maliyetli yıldız oyuncuyu değil, doğru oyuncuyu arıyor. Ve bunu da her seferinde ifade ediyor. Yani bizim için önemli olan şöhretli oyuncu değil, sistemimiz için doğru olan oyuncu ifadesini kullanıyor. Çok önemli bence bu. Şimdi En-Nesyri'nin ismi geçiyor değil mi Fenerbahçe evet. için? İlk Mourinho geldiği zaman ismi geçen oyuncuları bir hatırlayalım. Benzema'lar, Lewandowski'ler konuşuluyordu değil mi? Doğru. Doğru maliyetli değil, oyuncular değildi bunlar Fenerbahçe açısından. Mourinho şu anda Fenerbahçe için doğru maliyetli, sistem için doğru oyuncuları seçmeye çalışıyor ki En-Nesyri'nin ismi şu an gündemde. Bence bu önemli. Yani Mourinho'nun Fenerbahçe'nin ekonomik yapısını da bilerek hareket etmesi kıymetli diye düşünüyorum. Transfer'de biraz sonra zaten isim isim konuşuruz. Şöyle diyor Taner. Portekiz'den burada olmasını istediğim oyuncular olanaklarımızın ötesinde. Nihayetinde genç futbolcular Türkiye'de hedeflerinin dışında kalacak. Yani katılmadığım nokta şu. Hedef dışında kalma derken daha çok yakın bir tarihte Sacha Boey örneğimiz var. Ki şu anda Mourinho'nun bulunduğu camia çok kısa bir süre önce Arda Güler'i gönderdi Real Madrid'e. O yüzden ben Mourinho'ya bu anlamda katılmıyorum. Onu söyleyebilirim. Yani Türkiye genç oyuncuların hedeflerinin dışında kaldığı bir ülke değil. Aksine birçok dünya ülkesinin de gözünü çevirdiği bir ülke durumuna geleli epey bir zaman oldu. Arda Güler'in yaptıklarıyla birlikte daha önce işte Fransa'da ilk aklıma işte Yusuf Yazıcı'nın yaptıkları, Hakan Çağlanoğlu'lar vesaire derken Türk oyuncularının vitrini, TFF 1. Lig'den Zeki Çelik'in hiç Süper Lig görmeden Çağlar'ın gitmesi, Çağlar'ın keza aynı şekilde, Cengiz Ünder'in, Ozan Kabak'ın derken Türkiye genç Cenk oyuncuların... Cenk Özkaçar da. Tabii, aynen öyle. Cenk Özkaçar da aynı Lyon'a şekilde. O da Altay'dan Türkiye gitti. Tam aksine genç oyuncuların keşfedilme noktalarından biri haline geldi. Çünkü, iyi bir basamak noktası oldu. Çünkü şu bir gerçek, bizim kendi kulüplerimizin yetenekleri görme konusunda çok büyük zaafları var. Kendi gözünün önündekileri görme konusunda çok büyük zaafları var. Bunun farkında olan birçok sportif direktör de gözünü nasılsa onlar görmez biz alırız diyerek Türkiye'ye çeviriyorlar ve alıyorlar da. Oluyor da. O yüzden de ben Mourinho'ya hiç katılmıyorum Türkiye. Ama Mourinho'nun burada bu söylediği isim yani. Herhalde örneği de João Neves üzerinden verdi. Benfica'nın oyuncusu. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro ama olan 19 yaşında bir futbolcu. Yani o zaten piyasasını yapmış. Genç ve çok yetenekli genç. O çok o anlamda yani, belki uç söylüyor. Bir oyuncu orası, örneği evet, vermiş. O bundan bahsediyorsa evet. Ki burada şunu söyleyelim. Mesela Samarsic, o örneği veriyor. Yanlış anlaşılmaya mesela da engel olalım. Örneğini verelim. Çok istediği Fenerbahçe Samarsic'i
Hoca çok istedi Mourinho ama oyuncu dedi ki ben şu anda Türkiye'ye gelmem. Belki o örneği de kastetmiş olabilir. Evet, olabilir, yani. Olabilir. Yani ligimiz, Taner'in dediği çok doğru. Belki yetiştirici değiliz ama iyi bir geliştiriciyiz çok. Lig açısından. Yani oyuncu geliştirme konusunda ciddi anlamda son 4-5 yılda özellikle bayağı bir mesafe kat ettik. Yani Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu hepsini bunların içine katabiliriz. Kerem Aktürkoğlu'nu katabiliriz. Geldikleri seviye. Bence her futbolcu için değil tabii ki ama birçok futbolcu için ben Türkiye'ye gideyim, orada bir seviye atlayayım, yeniden Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olayım düşüncesi var. Özellikle 5 büyük lig dışındaki oyunculardan bahsediyorum. İşte Hollanda, Portekiz, Belçika gibi ülkelerdeki oyuncular, İskandinav ülkeleri. Ben Türkiye'ye gideyim, oradan sonra Avrupa'nın 5 büyük ligine daha sağlıklı bir şekilde giderim düşüncesine hakimler diye düşünüyorum şu anda. Yani şöyle, onun buradan aklıma şimdi başka bir şey geldi, onu sorayım o zaman size. Portekiz Ligi'nden beğendiğim ve Fenerbahçe'de olmasını isteyeceğim oyuncular bizim ulaşamayacağımız oyuncular. Tabii. Tamam. Şimdi yani şunu mu diyor? Ben Portekiz'den genç futbolcu isteyeceksem Wanderkid dediğimiz. Yani Benfica'dan, Porto'dan, Lisbon'dan. Yani Wanderkid dediğin oyuncu da Arda Güler mesela bir Wanderkid'di. Real Madrid'de direkt sıçradı. Yetenek olarak en üst düzeyde bahsettiğimiz oyuncular. Wanderkid olmayan bu seviyenin biraz altındaki oyuncuları da ben düşünmüyorum demek mi o zaman? Kesinlikle. Yani, yani o da demek ki deneyimli oyuncuya gideceğim. Genç olursa da çok yetenekli olması lazım. Portekiz'den düşünmediğini mesela, söylüyor bence sadece. Şunu istemiyor mesela. Galatasaray ne yaptı? Portekiz Ligi sonuncusu Chavez'den Marcao'yu getirmişti. Evet. Ligin en çok gol yiyen takımının stoperini aldı, getirdi. Performans da aldı, sattı. Bunu yapmayacağını anlıyoruz. Yani gidip de öne çıkartacağı isimler muhtemelen zaten önde olanlar. Yani zaten... Evet. Bir piyasaya erişmiş olanlardan bahsediyor gibi gözüküyor. Evet, gözüken o şekilde. Peki yetenekli futbolcular dedik, gençlerden bahsettik. Şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde Türk yetenekli genç bir futbolcu var. Kim o diyeceksiniz? Bertu Yıldırım. Evet. Sarı lacivertli takımın gündemine girdi. Fenerbahçe'nin ilgilendiği de çok ciddi şekilde konuşuluyor. Hatta teklifini sunduğuna dair iddialar var. Bertu ile anlaştı denilen... Yine haberler okuyoruz. Bertu Yıldırım Fenerbahçe haberlerini nasıl değerlendiriyorsun Ömer Özkan? Ya tabii Fenerbahçe'nin planlaması şu anda 3 tane 9 numara üzerinden yapılıyor. Mevcut kadroda şu an Edin Dzeko var. Bir tane oyuncu gelecek. İşte En-Nesyri büyük ihtimalle olacak o. Artı bir de yerli alternatif oyuncu aranıyor. Havuzumuza baktığımız zaman zaten hani alınabilecek bir iki oyuncudan bir tanesiymiş gibi duruyor Bertu. Belki Fransa'da o sıçramayı yapamadı. Ama değerli bir oyuncu. Ben Bertu açısından olaya baktığım zaman Fenerbahçe tercihinin yanlış tercih olduğunu düşünüyorum bu arada. Onu söyleyeyim hani. Ben Bertu olsam şu anda Türkiye'ye 3. forvet olmaya gelmem. Neden? Ben çünkü Bertu yerine kendimi koyuyorum. Ben oynamam gereken bir oyuncuyum. Gelişim göstermem gereken bir oyuncuyum. Şimdi Fenerbahçe'de Dzeko, En-Nesyri'nin arkasında ben ne kadar süre alabilirim? Bu soru işareti. Tabii ki Fenerbahçe için iyi bir transfer olur. Ama Bertu için iyi bir hamle mi olur? Olmaz. Artı ben yurt dışına giden oyuncuların tekrar buraya gelmelerini çok doğru sağlıklı bulmuyorum. Orada mücadele etmeleri taraftarıyım ben. Olmadı mı Rende? Gitsin başka bir Fransız takımına. Başka bir ülkeye gitsin. Orada şansını denesin. Kiralık oynasın. Hani ben bu gözle bakıyorum. Fenerbahçe açısından oynaması gerekiyor. Şimdi Bertu gelişime açık bir oyuncu ama potansiyelini tamamlamamış bir oyuncu. Bertu'nun ihtiyacı olan şey forma giymek, süre almak. Fenerbahçe'de bunu yapabilir mi? Yapamaz. Ama Fenerbahçe açısından baktığımız zaman doğru hamle olur. Oyuncu açısından ben çok doğru bir hamle olacağını düşünmüyorum. Tabii şimdi Fenerbahçe açısından En-Nesyri, Dzeko, benim 3. santrforum, A Milli Futbol Takımı'nda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alan, geleceğin en iyi Türk forvetleri arasında gösterilen Bertu Yıldırım demek ayrı bir şey. Fenerbahçe adına şüphesiz. Tabii Fenerbahçe'den çok iyi, çok iyi bir seçenek olur. Sen ama nasıl değerlendiriyorsun Taner? Bertu için de biraz dertli bir durum olabilir. Yani sezonun ne kadarında oynayabilir kısmına bakarsak da eğer ki ikinci hücum adamı olmayacaksa o zaman sıkıntı. Yani üçüncü yerli. Yani şimdi Edin Dzeko ile Fenerbahçe devam etti diyelim. En-Nesyri geldi. Bertu buradaki pozisyonda nerede olacak? Mourinho'nun kafasındaki pozisyonu ne olacak? Bertu'yu belki son adam olarak değerlendirmeyip daha farklı mevkiler, konumlandıracağı pozisyon tabii ne olacak? Bilmiyoruz. Mourinho'nun. Bunu bilmiyoruz ama eğer ki planlanan şey kulübemize yabancı oturtamıyoruz, Bertu otursunsa çok büyük bir sıkıntı Bertu adına. Tabii. Peki farklı açıdan bakalım. Ben Bertu Yıldırım'ım.
teklif geliyor. Jose Mourinho benim hocam olacak. Hayatımda kaç defa bu seviyede bir teknik adamla çalışma fırsatı bulurum. Belki bir sene kenarda otururum ama bana çok şey katar. Belki de ben çalışırım, azmederim, diğerlerinin önüne geçerim. Mesela üçüncü kalmam da ikinciliğe geçerim. Yeri geldiğinde daha çok şans bulurum da diyebilir mi? Düşünebilir. Şu da cazip gelebilir tabii hoca ki. Hoca da burada çok büyük etken. Tabii şimdi beni Mourinho arasa, dese ki Bertu ben Jose Mourinho seni istiyorum. Hayır diyebilir misin? Çok zor yani. Hoca orada ikna edebilir seni. Evet, yedek kalma ihtimalin yüksek, forma giyme şansın az ama şu da insanlara cazip gelebilir. Onu da anlayabiliyorum. Gençsin. İstanbul'un üç büyük kulübünden birine geliyorsun. İyi para kazanıyorsun. Burada çok büyük bir ilgi, sevgi göreceksin. Büyük bir camianın içinde olacaksın. Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansın var. Şampiyonluk yarışı içinde olacaksın. Bu da cazip gelebilir oyunculara. Yani bunu da anlayabiliyorum ama hani bence kendi kariyer planlaması açısından oynayabileceği, daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmesi çok daha mantıklı olur. Ama gözüküyor ki Fenerbahçe ciddi bir şekilde Bertu ile ilgileniyor. Biz burada Bertu ile ilgili Beşiktaş haberleri de yaptık. Gazetelerde de yine vardı. Beşiktaş'ın ligisi olduğu da var ortada. O zaman ikili mukayese edecek olursak Bertu, Yıldırım'sınız. Tamam. Ekonomik kısmına geçiyorum. Kişisel gelişim, kariyer olarak hangi kulüp sizi daha çok cezbeder? Yani benim için ikisi de cezbetmiyor açıkçası. Onu öyle söyleyebilirim. Çünkü Bertu 21 yaşında. Az önce Galatasaray için sağ bek opsiyonlarını konuşurken Galatasaray'ın şu an belki de 10 milyon euroya yakın bir harcamayla yapma ihtimali olan Rennes'deki isim için de biz ne konuştuk? Yine 21 yaşında gelirse büyük işler yapabilir vesaire diye konuşuyoruz. Yani ismi hiç anmıyorum bile farkındaysanız. Evet. Şimdi Bertu da Rennes'e gitti. Rennes 5.3 milyon euro civarında bir harcama yaptı. Bonservis ödemesi yaptı. Bertu üstüne bir planları var. Ve Bertu eğer Rennes'de ya da daha sonrasında Rennes üstünden başka yerlere gidip kalıcı olmasıyla birlikte kendisini Fenerbahçe'ye birinci son adam olarak bile getirme ihtimali olabilir bundan birkaç sene sonrasında. Şimdi şunu söyleyeyim size. Bugün Fenerbahçe'ye gelip kulübe opsiyonu olmak mı? Gerçekten de azmederek mücadele verip farklı yerlerde farklı işler yapıp belki de birkaç sene sonrasında bize gelse diye bonservis pazarlıkları yaptığınız bir Bertu olmak mı? Şimdi Merih Demiral ismi. Şimdi Fenerbahçe Merih Demiral'i akademisinden çıkartıp vaktiyle ilk on, daha doğrusu A takıma koysaydı muhtemelen kulübede kalacaktı. Ve şu anda bu noktada olmayacaktı. Bu noktada olmayacaktı. Ama bugün Melih ben geliyorum dese, Merih geliyorum dese o acaba birinci stoper olur mu? Acaba kaça gelir? Hesapları yapılırdı. O yüzden gelişimini tam anlamıyla gösterebileceği bir çağda ve iyi bir kulüpte. Rennes bence bu anlamda iyi bir piyasa aynı zamanda. Bir kulüpteyken kendisini böyle bir piyasanın içerisine atmışken, daha geçtiğimiz sezonun başında kendisine 5.3 milyon euro verilmişken Türkiye pazarının o kaotik ortamına girmeyi tercih etmesi benim için onun adına daha doğrusu çok hayırlı bir durum gibi gelmiyor. Bertu'nun biraz bence acı çekmesi gerekiyor ama bu acıyı İstanbul'da yaşaması yerine, yani forma giyemediği zaman bence Fransa'da yaşaması, gidip herhangi bir Fransa'nın daha düşük seviyede bir takımında daha fazla süre alması belki onun açısından bir süre rahatsızlık verici olabilir. Hani ben niye buradayım, ben ne yapıyorum, İstanbul'a gidebilirdim, çok daha iyi bir hayatım olabilirdi diye düşünebilir. Ama emin olun bundan 3-4 yıl sonra o tercihini çok daha iyi bir şekilde anacaktır diye düşünüyorum. Dedim ya, bir de yani gitmişsin Avrupa'ya, bir hayalin var, bir hedefin var, kendine bir vizyon koymuşsun. Dönme yani. Ben bunu her Türk oyuncu için söylüyorum. Orada mücadele verin. Yani buraya dönmeyin hemen. Oynayın orada, bir şeyleri başarmaya çalışın. Hemen olmuyor bir de bu işler. Diyorum ya, bazen bir acı çekmek gerekiyor. Yani bunu bizim oyuncularımız yaşamıyor. Hemen biraz kolaycılığa kaçıyoruz. Çağlar Söyüncü'nün dönmesi kaç yıl aldı? Evet. Yani Cengiz Ünder'in dönmesi bile erken döndü. Ne kadar vakit onlar aldı? Bile erken daha döndü da aslında. Daha da kalabilirlerdi. Kalabilirlerdi. Yani biraz biz işin kolayına kaçıyoruz. İstanbul'da oynamak, büyük kulüplerde oynamak cazip geliyor bize. İşte diyor ki ben ne işim var işte Fransa'nın küçük bir takımında. Neyim? Burada İstanbul'da oynarım diye düşünüyorum. İlgi oynar cezbediyor ama büyük ihtimal. İlgi, sevgi, büyük camiaya bir oyuncusunun içinde olmak, büyük camianın içinde olmak ama bence doğru işler değil bunlar. Umarım Bertu tercihini Avrupa'dan kalmaktan yana kullanır. Ya genç futbolcularda en büyük zorluklardan birisi bu Bertu özelinde, Bertu bizim evladımız ama yabancı futbolcularda da yani hep biyografilerini okuduğunda bu var. Hayatlarının en zor dönemleri, bunu sık sık söylüyorum ama gerçek. Bir, yaşadıkları ağır sakatlıklardan sonraki geri dönüşler psikolojik olarak dibe vuruyorlar. İkincisi,
en zorlandıkları dönem. Yani bunu Pepe de böyle mesela, diğerleri de böyle. Bertu da öyledir eminim. Çok küçük yaşta, yani biz şimdi Bertu 21 yaşında, ben 21 yaşındayken lay lay lom geziyorduk yani. Aynen. Bazı şeylerin bilincinde değilsin tabii ki. Daha böyle olgun değilsin. O genç yaşta ülke değiştiriyorsun. Bambaşka bir yere gidiyorsun. Tabii. Orada yaşamak, farklı bir kültürün içinde dil bulunmak. Farklı. Bunlar gerçekten çok zorluyor oyuncuları. Yani işte Emir Demir gitti, döndü işte Barcelona'da. Pepe de mesela söylüyor. Hayatımın en zor dönemi, küçüktüm diyor ve bir kıta değiştirdim diyor. Gittim, yurt dışında oynadım. Ailemden, annemden, babamdan ayrı kaldım. En zorlandığım dönemdi. Çok zorluk çektim. Ama dedim ya, acı çekmesi gerekiyor Bertuğ'un. Acı çekmeden olmuyor bazı şeyler. Yani başarıya giden yol hep gül bahçelerinden geçmiyor. Bunu yaşamak zorunda. Onunla mücadele etmek gerçekten zor. Yani biz biraz masa başından yine seyredenler de belki öyledir. Yani onun işte iyiliğini düşündüğüm için yaşa, söylüyoruz yani. İyiliğini bir elin yağda bir elin balda gibi düşünülüyor ama yani o iş aslında o kadar değil. Kolay da değil. Değil yani, tabii o ki değil yani. Kişi için. Fransa bir de. Bir zor. De herkesin karakteri farklı. Kimi mesela onu hiç yadırgamaz ama kimisi de duygusal olarak o boşluğu dolduramaz bir türlü. Ya biz şu anlama söylüyoruz. Bertu eğer iyi bir kariyer istiyorsa, biz onun iyiliğini düşündüğümüz için bu ifadeleri kullanıyoruz. Ona adapte olacak. Tabii yani. Olma konusunda bir şeyler yapacak. Emre Demir mesela gitti, adapte olamadı, döndü. Hatta herkes aynı olacak gibi kaydı yok tabii ki. Bunu sağlayabilirse şu an Ren onun için mükemmel bir piyasa. Tartışmasız mükemmel bir takım bence de. Çok iyi bir takım o anlamda. Şimdi tabii ki önemli haberler de var. Onu da konuşacağız ama şu şey meselesini biraz konuşurken ben de o sırada Yusuf'a söyleyeyim, bir detay alalım çünkü bir transfer gelişmesi gelebilir. Maxim'in Fenerbahçe'de herkesin beklediği transfer. Hı hı. Sen Maxim'in adım adım sarı lacivertli takıma doğru ilerliyor. Haberi bir izleyelim, ardından konuşacağız. Sen Maximen Fenerbahçe'nin gündemindeki kanat oyuncusu, bireysel olarak oldukça yetenekli bir futbolcu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı da aradıkları sol açığı söylemişti. Hızlı, çabuk adam geçebilen bir sol kanat istiyor demişti. Ve o sol kanatta Maximen gibi gözüküyor. Maximen değil mi? Fransızca olduğu için, evet. Herhalde öyle telaffuz ediliyor. Şöyle söyleyeyim, çok özel bir oyuncu bir kere. Yani buraya gelirse eğer, ki ben gelmesini isterim. Özel bir taraftarı olur tribünde. Hani bir Maximen tribünü olur Kadıköy'de, onu söyleyeyim. Hani dribling ve birebir adam geçme konusunda belki de Avrupa'nın en iyi birkaç oyuncusundan bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir istatistik vereyim. Avrupa'daki son 3 sezonunda, ikisi İngiltere, biri Fransa bu 3 sezonu, başarılı driblingde geçildiği 3 tane oyuncu var. Bir tanesi Neymar. Bir tanesi Adama Traore, bir tanesi Jeremy Doku. Son 3 sezonunda oynadığı liglerin, İngiltere ve Fransa'nın en iyi başarılı dribling yapan, en fazla ikinci oyuncusu olmuş. Yani bu anlamda çok özel bir oyuncu. Birebir de geçemeyeceği oyuncu yok. Çok spektaküler bir oyuncu. Bazen bunu abartabiliyor. Ama izlemesi çok keyifli bir futbolcu, onu söyleyeyim. Yani başka takım taraftarlarının bile oturup ya bir Maximen'i izleyeyim diyebileceği bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama oyuncunun tabii ki bazı defoları da var. Onlardan da bahsetmemiz lazım. Mesela oynadığı mevkiye göre skoruna baktığımız zaman düşüktür gol ve asist sayıları. Bu oyuncunun biraz işte karar mekanizmasındaki hep yaşadığı sorunlardan kaynaklı. Çok iyi bir bitirici değil. Onu söyleyelim. Mental sorunlar yaşayabiliyor. Çok böyle kuralları dinleyen, çok kural koyabileceğiniz, kontrol edilmesi çok kolay bir futbolcu değil. Onu belirtelim. Zaten öyle olduğu için çok daha yüksek bir seviyede oynayabilecek kalitedeyken işte Newcastle ve sonra Suudi Arabistan'a gitti. Fransa milli takımına yükselemedi. O seviyede U21'de o yetenekli bir oyuncuydu. Kaldı. Yani yetenek olarak Arabistan'a gitmese bu arada belki şu anda Fransa ile milli takımda da olabilirdi. Ya çok sanmıyorum. Dediğim gibi o mental problemleri bir türlü aşamadı. Yani İyi günündeyse izlemesi inanılmaz keyifli. Kötü günündeyse çok büyük zarar verebilir takıma. Burada iş biraz Jose Mourinho'da biter. Yani Jose Mourinho onun o mental problemlerini törpüleyebilirse çok başka bir seviyeye bize izlettirebilir. Ligin çok özel bir oyuncusu haline gelebilir. İşte görüntülerini de görüyoruz yani. Ciddi anlamda özel bir oyuncu. Ben şahsen hem bir futbol sever hem de bir spor medyası temsilcisi olarak çok isterim buraya gelmesini. Bize ciddi malzeme de çıkartır. Olumlu, olumsuz anlamda da çıkartır.
Transferin geldiği noktayı söylememiz gerekirse bilgi anlamında Fenerbahçe oyuncuyla anlaştı. Zaten Suudi Arabistan'da yapamamıştı. Fenerbahçe'ye Avrupa'ya dönmeyi, Fenerbahçe gelerek istiyor Avrupa'ya dönmeyi. Ama maaşı problem şu anda. Yani oradan 12 milyon euro net maaşı var Al-Ahli'de. Evet. Fenerbahçe kulübü o maaşın işte 6 milyon euro civarını karşılamak istiyor. Kalanını Suudi kulübüne ödetmek istiyor. Orada pazarlıklar devam ediyor. Henüz bitti bitecek diyebileceğimiz noktada değil. Ama Fenerbahçe yönetimi en azından bir hafta 10 gün içinde oyuncu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Evet. Taner sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle, birincisi oyuncuyu. 27 yaşında bir isimden bahsediyoruz. Az önce Onur Özkan negatif tarafından da aynı zamanda bahsetti. Belki de o özellikleri biraz daha olmasa kendisini Fransa amili takımına çoktan atabilecek bir oyuncu. Yetenek olarak sürati ki sen de bahsettin sevgili Koray, aynı zamanda Fenerbahçe'nin şu anda aramaya çalıştığı, aradığı kanat oyuncusu olabilir. Ve kariyerinde de sadece sol kanat oyuncusu olarak değil, hem sağ kanatta fazlaca maçı var, hem de santfor arkasında da çok fazlaca maçı var. Yani orta sahanın 3 bölgesinde de değerlendirebileceğiniz bir profilden bahsediyoruz. Üstüne tabii El Ahli'nin verdiği 27 milyon euro bonservis var, çok kısa bir süre önce diyebiliriz. Yani bir yıl önce böyle bir sermaye harcadıkları bir oyuncudan bahsediyor. O yüzden oradan almak kolay bir iş değil, anlaşmayı yapmaya çalışacaklar ama... Gerçek şu ki mevcutta Fenerbahçe'nin kadrosuna çok büyük bir derinlik katabilecek, yetenek katabilecek bir oyuncu kendisi. 20 yaşındayken Nice maçı izliyorum evde bir gün. Dün anlattım, bugün de söyleyeyim yine. Hatta tweet atmışım o dönem. Duruyor. 5 sene önce yani. Tabii. 2017 oluyor herhalde. 20 yaşında oyuncu. İzliyorum. Yani şey izliyor gibiyim. Basketbol maçında garda böyle iki kişi sıkıştırma geliyor da aradan böyle topu sektirerek aralarından slalom yapıp çıkıyor gibi bir oyuncu. Yani ayağından top alamıyorlar. Evet. İnanılmaz. Çok çok özel bir oyuncu. Dribbling noktasında acayip. Ya izledim. Biraz maçı şimdi oyuncuyu gördükçe, top ayağına geldikçe daha çok dikkatimi çekti. Sonra hatta tweet attım. Yani bu ağır bir sakatlık geçirmezse bu oyuncunun gideceği yer Premier Lig belli yani. Hakikaten ondan 2 yıl sonra gitti. Onur Özkan'ın dediği gibi yani birebir de çok kolay adam geçer. Zaten ekrana şu anda DSF'de yansıyor yani orada attığı goller de ortada. Örnek veriyorum, sağ kanattan Fenerbahçe sola bir uzun top attı. Birebir kaldı. Geçmiş olsun. Tamam bak, bütün taraftar ayağa kalkar. Daha o top havada giderken ona doğru herkes ayağa kalkar. Çünkü o kadar etkili bir oyuncu. Çalım ve dribling konusunda. Ama o zaman da yani 20 yaşındayken izlediğimde de, şu anda da çok geliştirdim o yönünü bilmiyorum ama karar verme konusunda, pas tercihlerinde falan ciddi hatalar yapıyordu. Yani pas vermesi gereken yerde vermiyor, topu tutuyor. Tutması gereken bazen yerde fazla yanlış oynar pas topla. Veriyor. Toplu oynamayı seviyor. 3 kişi geçer, pas verecekken 4. de geçmeye çalışır. Ama yani Trabzonsporlar mesela Vakeme'yi izlerken birebir de ne hissettiyse, Beşiktaşlılar Quaresma'yı birebir de izlerken ne hissettiyse aynısını yaşatacak bir oyuncu Fenerbahçeliler için. Ligimizde hani bu tür 3 büyüklerde, 4 büyüklerde oynamış kim var hani o profil? Ben mesela aynı oyuncu değil ama Abdelkader Keita vardı Galatasaray'da. Hı. Çok keyifliydi onu da izlemesi. Çalım konusunda Vakayeme. Vakayeme'nin çok daha hızlısı. Yani şimdi Vakayeme dar alanda oyuncu geçerken bu hem dar alanda hem de geniş alanda geçebiliyor. Evet. Yani ciddi anlamda çok büyük bir yetenek. Dediğin gibi yani sırf onu izlemek için maça gidecek çok futbol sever vardır. Sırf Fenerbahçeli değil, futbol sever de gider yani. Ben gideyim Maksimen'i izleyeyim diye ama oyuncu iyi kullanıldığı zaman büyük katkı sağlar. Kullanılamasa da zarar da verebilir. Yani öyle bir fakat riski var. Fakat şuna Onur Özkan katılır mısın bilmiyorum. İzlediğimiz için net söyleyelim. Sen birazcık söyledin, daha da açalım. Bu söylediklerimiz yani övüyoruz. Of nasıl futbolcu geliyor diyebilirler. Fakat bunu o gün canı isterse günündeyse yapar. Tabii, tabii. Yani öyle bir ne yazık ki oyuncu adına handikap olan şey o. Ortasını ben çok görmedim. Ya müthiş bir maç çıkartır ya sahada gezer hayalet gibi. Yani dediğim gibi psikolojik olarak maça nasıl hazırlandığı son derece önemli futbolcunun. İşte burada Jose Mourinho kritik nokta olacaktır. Oyuncuyu hazırlama konusunda eğer kendi standartına bir iş çıkarırsa belki de burada kariyer zirvesine çıkar, bilemiyoruz. Baksana yani. Şimdi mesela doğru. Şurada bak topla buluşuyor, dar alandaki becerisi. Ya bir de bunu Premier Lig'de yani. Yapıyor. Bu bir de Premier Lig'de yapıyor. Ya Premier Lig'de bunları yapan bir oyuncunun burada yapabileceklerini siz hayal edin. Ciddi gerçekten çok özel bir oyuncu. Yetenekli bir futbolcu. Yine görüntülerde ekrana geliyor. Topu ayağına yapıştıran futbolcular vardır ya hani.
top hakimiyeti, dripling meziyeti gerçekten çok üst düzey. Çok iyi bir şutör değildir bu arada, söyleyeyim. Evet. Yani bu goldeki mesela goller gelince, normalde sürekli olan sekanslardan değil. Evet, mesela şu sık sık izlettiği yeteneklerinden birisi şu an ekranda olan. Şimdi burada topu kapıyor. Sürati. Şimdi bundan sonrası mesela bunu sürekli yaptığını görebilirsiniz. Bak. Aynen. Bu işte. Acayip. Yani yetişemiyorsun, alamıyorsun ayağından. Evet, böyle bir özelliği var. Süratli bir oyuncu. Bir paylaşım da yaptı oyuncu sosyal medya hesabından. Orada da Onur Özkan söyledi, oyuncuyla anlaşıldı diye, ama ne diyor? Engel ne kadar büyükse o engeli aşmak da o kadar şereflidir. Bugün de böyle bir paylaşım yaptı. Bu transfer sürecine bir gönderme mi değil mi onu bilmiyoruz. Evet. Ama herhalde kulübünün kendisinden istediği. Kulüp bırakmak istemiyorsa ya, belki onlar görüştü ama. Görüştü oyuncu bu arada. Yani kolaylık istedi transferle alakalı. Kulüp bu kolaylığı gösterir mi? Oradaki yabancı sayısından dolayı bırakabileceği söyleniyor kulübün. Ama onlar tabii ki haklı olarak Suudi kulübü ekonomik anlamda en iyi şartlarda bunu yapmak isteyecektir. Ben bir şekilde bir orta yolun bulunacağını düşünüyorum. Engel ne kadar büyükse diyor Sam Maximin, o engeli aşmakta o kadar şereflidir demiş. Güzel. Burada artık Fenerbahçe transfer sürecimde bir engel var. Onu aşmak için elimden geleni yapıyorum mesajı mı bu? Yoksa başka bir arkadaşına kızdı, ona mı gönderme yapıyor? Ne yapıyor onu bilmiyoruz tabii. Bir trip mi var burada başkasına? Onu bilemiyoruz. Beşiktaş'la devam edelim. Yine sorular geldikçe Fenerbahçe'yi konuşuruz. Tabii futbol severleri heyecanlandıracak. Hayranı olduğum futbolculardan birisidir. Çok severim hakikaten. Gelir Türkiye'ye gelmez bilmiyorum ama Immobile Beşiktaş'ın da gündeminde ciddi ciddi de bu transfer için uğraşıyor siyah beyazlar. Haberin detaylarına bir bakalım. Ciro Immobile Beşiktaş'ın gündeminde, golcü denildiğinde karşısına rahatlıkla yazabileceğiniz önde gelen isimlerden birisi. Onur Özkan. İsmini de söylemek güzel ya. Ben böyle İtalyan oyuncuların ismini söylemekten keyif Immobile, alırım. Immobile, doğru. Ciro Immobile, güzel bir isim. Yani spikerler için de özel bir keyif olacaktır mutlaka. Tabii ki ismi kadar kendisi de özel, kariyeri özel. Bu yaşlarda eğer bir oyuncu getiriyorsanız tabii ki yeteneği kadar, kariyeri kadar, ismi kadar bakmanız gereken bazı kriterler var. Bir, oyuncunun fiziksel ve performans olarak devamlılığı, şu anki bir iki sezonki durumu. Artı çok da önemlisi bence futbola bakışı, hedefleri, halen var mı kariyer hedefleri, oyuna bakışı nasıl? Bunlar önemli. Şimdi fiziksel ve performans durumuna baktığımız zaman fiziksel olarak iyi durumda Immobile. Zaten hep kariyerin her döneminde çok güçlü, çok yapılı bir oyuncuydu. İkili mücadelede hep ayakta kalan bir oyuncuydu. Son sezonu çok mu kötüydü? Belki kendi seviyesinin altındaydı ama Serie A'da 7-8 gol atan bir oyuncu bence son derece. Tabii. Form durumu iyi bir oyuncudur baktığımız zaman. 34 yaşında futbolcudan bahsediyoruz. Ama tabii şunu bilemiyoruz, artık hedefleri var mı? Buraya gelirken sadece ekonomik sebeplerden dolayı mı geliyor? Yoksa Beşiktaş'a gelip başarılı olmak, kupalar kazanmak mı istiyor? Bunu bilmiyoruz bu noktada. Ama özel bir oyuncu. Geldiği zaman forma sattıracak bir oyuncu. Kesinlikle. 9 numara Immobile. Beşiktaş taraftarı gider o formayı alır, giyer. Tabii. Sattırır, ürün sattırırsınız. Önemli bir anı. Tribüne taraftar çekersiniz. Bu anlamda önemli. Hani o verdiğiniz paranın bir karşılığı mutlaka olur size. Sahada mutlaka bence yine karşılığı olur. Bence Beşiktaş getirirse buraya hem önemli bir oyuncu, önemli bir karakter de getirmiş olacak. Yani Immobile lider de bir oyuncudur. Lazio'nun kaptanını sonuç itibariyle. Şu anda geldiğimiz noktada oyuncuyla anlaşma sağlandı ama Beşiktaş bonservis vermek istemiyor Immobile'ye. O da Lotito zor bir adamdır. Yani ondan oyuncu almak kolay değildir o anlamda. Immobile büyük ihtimalle bu görüşmeleri yürütüyor. Yani bonservisini alıp gelmek istiyor. Umarım olumlu sonuçlanır. İyi bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyuncu. Taner, sen nasıl değerlendiriyorsun? Marka. Yani ama bu markayı getirirken sadece markası için mi getiriyorsunuz? Bir plan dahilinde mi, iyi belirlemek lazım. Herhalde Beşiktaş bu planı iyi yapmış olması lazım ki İtalyan medyasında konuşulanlar 5 milyon eurodan 3 yıllık bir teklif şeklinde, ama bilmiyoruz bu rakamlar, bu yaştaki oyuncular. Yani tabii 34 ki, yaşında, 34 yaşındaki bir oyuncuya dair planınız çok uzun vade olmaz herhalde zaten. Şimdi orada 3 milyon eurodan bir de 5 yıllık kontratın, biz biliyorsunuz Falcao'sunu yaşadık. Yani ne sancılar doğurabileceğini ve Immobile tabii çok büyük şeyler hayal ettirebilir. Ama bu hayali biz bu sezon için yaşıyoruz. Bunun bir sonraki gelecek sezonu, sezon bunun bir yani. Daha sonraki sezonu derken o kontratın diğer yıllarını da iyi hesaplamak 37 lazım. Ondan sonra olacak. Sezonluk maliyeti size bir anda 10 milyon eurolara çıkmaması lazım.
Ama Beşiktaş'ın niyeti ciddi. Şu anda bir anlaşma yapılmak isteniyor. İtalyan medyasında da zaten bunu sıklıkla görüyoruz. Bitmiş bir şey yok. Ama altta da yazdığı gibi bir operasyon şu anda devam ediyor. Olur olmaz kısmı hala belirsiz. Ama bir ticareti bu işin olacaktır. Onur Özkan'ın da bahsettiği gibi Immobile'nin geldiği bir kadroda elbette ki tribüne gelen taraftar da etkilenecektir. O çevredeki esnaf da etkilenecektir. Store gelirinde etkilenecektir. Ama her şeyin başı tabii biraz da oyuncunun sahada katacakları da çok kıymetli. Sakatlanmaması lazım. Çünkü bu riski alıyorsunuz. Bir tarafta Boubacar var. Yaş evet. olarak yüksek. Diğer taraftan Immobile'yi getiriyorsunuz. Bu kadro içerisinde tabii yaptığınız hamlelere bakarsak da Beşiktaş kadrosunda neredeyse 10 kadar 35 üstü oyuncu var. Ve bu geleceğe dönük planlarda ne hedeflediğinizi de iyi çizmeniz lazım. Bir yandan da genç hamleler gelmesi gerekiyor. Yönetimden diyorsun. Gelen de biz yaşlı oyuncu almayacağız açıklaması sonrası. Evet. Yani Gabriel Paulista geldi. Üstüne şimdi Immobile ile görüşülüyor. Ben bu arada oyuncuların yaşına çok takılmam. Mertens 37 yaşındaydı. 37 yaşında. Ndombele 28 yaşındaydı. İyi tartmak lazım. Yani. Fiziksel durumlarını tabii, iyi tartmak. O önemli. Gerekiyor. Fiziksel durumu, mental durumu hala oyunun içinde mi değil mi onlara bakmak gerekiyor. Öyleyse doğru. Tartışmasız alınır yani yaşına bakılmadan. Bir de plan ne orada tabii önemli olan. Plan ne? Yani Immobile ile şimdi ben 4 önümüzdeki 5 yıla damga vuracağım diyemezsin. Tabii. Nihayetinde yaşı ortada ama ben bu sezon kesinlikle şampiyonluk istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım diyorsan Immobile gayet alınacak doğru bir doğru isim. Doğru bir isim. 34 yaşında. Immobile'nin aslında Serie A dışındaki, İtalya dışındaki performansı kendi kariyerine göre düşük. En düşük olduğu Sevilla, yıllar. Dortmund. Onu da söyleyelim yani İtalya dışında da çok aslında istediği rakamlara ulaşamadı. Sevilla'da 9 golle sezonu tamamladı. Dortmund'da yine 10 golle sezonu tamamladı. Fakat şimdi oyuncuya sallıyor musun demesin kimse. Bunun üzerinden çok çok uzun zaman geçti. Yani bu 3 sezon önce, 4 sezon önce değil. Yaşanan bir hadise değil. Onu da söyleyelim. Sadece dipnot olarak 17, söylüyoruz. 17-18 miydi? 18-19 muydu? Tabii 2015-16'da Sevilla'da 2014-15'de yani neredeyse 10 sene geçmiş. O şey efsane sezonu var ya 37 maç 36 gol 8 asist miydi Serie A'da? 17-18 ya da 18-19 sezonu. Tabii 39 sezon 37 maç 36 gol 8 asist miydi? 9 asist gözüküyor. Olağanüstü bir şey 2019-2020 sezonu. Serie A tarihine geçen bir performanstı o. Ya kimse kolay kolay bunu başaramaz. Yani çok özel bir performansı o 2019-2020 sezonu. Dediğim gibi ya benim hayranı olduğum futbolculardan biri. Keşke evet. daha erken yolu buraya düşseydi ama düşecek çok kolay mi düşmeyecek değil. Mi o da belli değil. Böyle bir istatistiğe sahip oyuncuyu tabii. buraya kolay kolay kimse getiremez de. O daha evet. önceki yıllarda onu söyleyelim yani tekrar edelim. Ama şunu edelim. Da söyleyelim Koray yani bu isimler Rafa Silva geldi. Immobile ile görüşülüyor yani Beşiktaş yönetiminin kuracağı kadronun sinyalleridir bunlar bence. Yani şimdi hep biz şey konuşuyorduk. Di Maria adı geçiyor mesela. Tabii hep şey konuşuyorduk biz. Yani yönetimin ekonomik problemleri var, limitleri az. Acaba mütevazi bir kadro mu kurulacak derken tam tersi belki de bir seçim etkisi. Yani Sayın Başkan seçime en azından evet. güçlü bir şekilde girmek istediği için orada çok ciddi, çok iddialı bir kadro kurulacak şu an gözüken bu yani net bir şekilde. Bir Anadolu turu da yapalım. Birkaç haber de oradan verelim. Yine ardından Taner sana söz vereceğim. Ama tabii. neyle ilgili olarak? Bu haberle ilgili olarak. Kayseri Spor'da iki imza var bugün. İç transfer diyebiliriz. Dış transfer yapamıyor. Zaten yapamıyor. Bahake'nin sözleşmesi bir yıllığına uzatıldı Kayseri'de. Çok iyi oyuncu bu arada. Ve onun dışında Lionel Carroll'ün sözleşmesi de 1+1 yıllığına uzatıldı Kayseri Spor'da. Onun dışında Gaziantep'te bir yeni transfer var. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı. Onun görüntülerini de bir izleyelim. Bu Kayseri Spor'daki imzalar başkanla birlikte. Gaziantep'te de Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Açıklamada yeni transferimiz bize hoş geldin diyor. Armamız altında üstün başarılar diliyoruz ifadeleri var. Son olarak Fransa 2. lig takımlarından kanda forma giydi ve geçen sezon 35 maçta görev yaptı. 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Bir başka transfer açıklayan kulüp Konyaspor'du. Süper Lig'e gibi Konyaspor 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı'yla 3 yıllık anlaştı. Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda'da futbola başlayan Türkiye 17 ve 19 yaş altı takımlarıyla Fortuna Sittard ve Maastricht kulüplerinde forma giyen Tunahan Taşçı Konyasporlu oldu. İmza törenine futbol şube sorumlusu Erkut Çağlar Çelik de katıldı. Ekrana yansıyor. Taner, Kayseri Spor tahtayı açabilecek mi? Yani beklenti açma yönünde değil açıkçası. Onu söyleyebilirim. Mevcutu koruma yönünde adımlar atılıyor. O yüzden işte Baoken anlaşması, Lionel Carroll anlaşması da bu yönde. Yeni imzalar da gelecektir. Böyle transfer tahtasını açma konusunda girişimler var. Ama sürekli dosya üstüne dosya. Bunu açmak kolay bir iş değil. Evet. Gelirleri arttırmak gerekiyor. Yeni gelir kapılarına ihtiyaç var. Girişim sıfır değil tabii. Taraftarı burada umutsuzluğa da itmemek lazım. Bir şekilde Kayserispor geçtiğimiz dönemlerde de yine tahtası sıklıkla kapanan bir süreç yaşamıştı. Her defasında o tahta yönetimin çabalarıyla açıldı bir şekilde. Bireysel olarak bu konuda girişimlerde bulunan çok isim oldu. Kulübün yönetiminde olan isimler, bu konuda fedakarlık yapanlar çok fazla isim vardı. Bu anlamda Kayserispor kulübünün de geleceği adına da bu tahtaları açmak lazım. Açtıktan sonra da güzel bir temizlik yapmak gerekiyor aynı zamanda. Yani geleceğe dönük de yeni tahtaların kapanma ihtimali olmaması için de iyi adımlar atmak lazım. Kulübün içerisinde önemli bir yapıya ihtiyaç var. Futbol aklı konusu hala belirsiz. Yani biliyorsunuz futbol aklı Kayseri Spor'da Murat Duman'ın kontratlar belki devam ediyor ama şu anda aktif olarak görevin başında değil. Mevcutta Kayseri Spor Kulübü'nün bir sportif akla da ihtiyacı var gibi gözüküyor ve bu süreçleri doğru bir şekilde götürmek adına da mevcut yönetimin önce belki de futbolcu transferini dış transfer yapamasa bile bu anlamda bir adıma da ihtiyaç var gibi gözüküyor sevgili Koray. Evet, Taner Karaman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Onur Özkan çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim transfer raporunun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için herkese teşekkürler. İyi akşamlar.